Hacca gitmek bizim maneviyatımızda büyük önem taşır. Peki nasıl gideceğiz, nelerle gideceğiz? İşte böyle bir firmaya götürüyoruz sizi. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Yıldız Hac'a konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Taha Yıldız var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Taha Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz efendim. Teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle efendim sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Yıldız Hac olarak bizleri burada ağırladınız. Misafir ettiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Firmamıza şeref verdiniz. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Bizim için çok büyük bir keyifti. Gerçekten bu. Tabii ben firmamızdan, buradaki ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Tabii kimdir? Ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Yani bir heves miydi? Beklenti miydi? Şartlar mı böyle gelişti efendim? Ben 1996 Kahramanmaraş doğumluyum. Evet. Sektörle tanışmam babam vesile oldu. Ticarete başlayışım, sektöre girişim babamla oldu. Yaklaşık 7-8 senedir çocukluğumdan beri sektörün içerisinde sayılırım. Ama 3 yıldan beri aktif olarak sektörün içerisindeyim. Evet. 3 yıldan beri kendi işletmemin içerisindeyim. İşimle baş başayım. Yani biz babadan aldık bayrağı. İleriye doğru taşımak için var gücümüzle aynen, çalışıyoruz. Aynen öyle. Bizimki baba ekolü. Baba ekolü. Babadan gelen, babaya evet. olan heves, ona özenme her evlat Değil gibi babaya evet. olan bir... bir idoldür hayallık. O aslında. İdol, aynen. Aynen, evet. Bir idol. Buradan da selamlarımızı gönderelim kendilerine efendim. Emekleri çok büyük, evet. şüphesiz sizde. Evet. Biraz da firmayı tanıyalım efendim sizlerden. Burayı kaç yılında kurdunuz Yıldız Hac'ı? Ve burada... Ürünün gruplarında neler var? Yaklaşık 20 yıldır dediğim gibi baba ekolü bizdeki. Babayla birlikte sektöre girişimiz. Burayı kuralı 3 yıldan beri ben aktif olarak sektörün içerisindeyim, firmanın içerisindeyim. 3 yıldan beri Kahramanmaraş'ta hac ve umre müşterilerine ve Kahramanmaraş halkına hizmet etmekteyim. Neler var peki ürünlerde? Ürün gruplarımızda hacı ve umrecilerimizin ihtiyaçları ve hediyelik eşya. Hacı umre alışverişi iki ayaklı bir alışveriştir aslında. İlk bakıldığında akla sadece hediyelik gelir. Ama hacı ve umre adaylarının, kutsal topraklara yolculuk edecek insanların birebir kendi ihtiyaçları. Orada kullanacağı ürünler, ihram, tavaf pati, sandalet, ferace, cepli atlet vesaire ve türevleri birçok insanın bu yolculuğa çıkana kadar duymadığı, görmediği, ya bu da ne işe yarıyor diyebileceği birçok ürün. Onun evet. dışında hediyelik anlamında seccade, tesbih, Kur'an-ı Kerim ve ben müşterilerime kurduğum bir cümle vardır. Hediyelikte sınır yoktur. Tabii sonu yok. Sonu yoktur. Hediyeliğin sınırı ve sonu yoktur. Yörelere göre hac ve umre hediyeleri değişebiliyor. Bizim Kahramanmaraş'ımıza göre, diğer şehirlerimize göre farklı farklı hediyelik gruplar var. İnsanın hayal gücüyle sınırlı olan bir şeydir. Yani sonuç olarak hediye, çam sakızı çoban armağanı dediğimiz kutsal topraklardan yolculukta geri dönüşte insanların gönlünü almak, onlara mutlu etmek adına alınan bir hediyedir. Evet. Burada da dediğim gibi çok farklı ürünler ve taleplerle karşılaşabiliyoruz. Yani bir de geniş bir yelpaze var Taha Bey. Çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Çeşit anlamında gerçekten zorlanıyoruz. Yani dediğim gibi birçok müşterimizden çok farklı talepler alıyoruz. Yani hiç beklemediğin, ben yaklaşık 7 senedir dediğim gibi yeri geliyor ki müşterimizden hiç benim daha önce duymadığım bir hediye tarzı. Yani hayal gücüyle sınırlı olan dediğimiz hediyelikler duyuyoruz. Evet. Hizmet verirken peki nelere dikkat ediyorsunuz tabi? Yani kriterleriniz mutlaka vardır olmazsa olmazlarınız. Hizmet verirken dikkat ettiğimiz kriterlerden benim için en önemlisi daha önce yapılmamış olması. Yani babamdan da aldığım ticari birikimler bana bunu söylüyor. Elbette fiyat politikasında standarttır bir rekabet söz konusu, bir hizmet anlayışı, güler yüzlü hizmet anlayışı. Bunlar klişe ve bilinen şeyler. Bunlardan ziyade de farklı insanlara ne kapı açabiliriz? Yani bir farklılık. Yıldız Hac malzemelerine girdiği zaman, bizimle karşılaştığı zaman bir farklı bir şeyler hissetmeli insan.
Kendini belki de daha özel hissetmeli. Daha özel hissetmeli, daha farklı hissetmeli, burayı özel hissetmeli. Yani özel bir firmanın özel bir müşterisiyim. Havası oluşmalı. Hizmet, aynen, hizmet anlayışındaki en temel unsurdur. Evet, İstanbul'da da yeriniz var bu arada. Neler yapıyoruz İstanbul'da peki? İstanbul'da biz bu işin toptan ithalat ve ihracatını yapıyoruz. Hediyelik eşya, seccade üretimi, ihram üretimi, Bursa'da, Denizli'de fason olarak üretimini sağladığımız ürünlerimiz ve çeşitlerimiz var. Evet. Bunların Türkiye dağılımını ve yurt dışına ihracatını, yeri geldiğinde yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin toptan olarak yaklaşık 5000 metrekarede hizmet verdiğimiz Türkiye'ye ve bir nevi dünyaya diyebiliriz. Hizmet verdiğimiz bir işletmemiz var. Orada sorumluluk, iş daha büyük, daha ağır, yük daha ağır. Ben işe başlarken perakende boyutunu seçtim işin. Evet. Bu anlamda da kendi memleketimizde Kahramanmaraş'ta hizmet etmeye karar verdim. Çünkü burası oraya göre bir tık daha kolay. Evet. Aslında orası bir kere çok büyük bir şehir. Aynen. Metropol. Aynen. Orası İstanbul zor bir şehir, büyük bir şehir ve oradaki işin boyutu çok büyük. Evet. Bir nevi de aslında burası bizim için bir sancak oldu. Evet. Yani ticareti öğrenmek, müşteriyle ilişki kurmak anlamında burası bizim için bir sancak oldu. Hani orası bizim ne derler, Osmanlı'da vardır, payitah, taht, evet, orası. Taht orası. Evet. Asıl iş orası ama burası, evet, sancak. Kesinlikle bence başarınızın sırrı aslında çok severek yapıyorsunuz işinizi. Evet, o konuda hemfikiriz. İşimizi severek yapıyoruz. Bir nevi de bizdeki bir aşk diyebilirim. Yani ilk söylendiğinde, ilk kulağa geldiğinde çok klişe geliyor olabilir ama hakikaten bizim işimiz diğer sektörlerden ayıran çok kutsal ve maneviyatı olan bir sektör. Kesinlikle. Buraya gelen müşterilerimizin bize olan saygısı, hissiyatı, o an içerisinde bulunmuş olduğu duygular, yani hem bizi etkiliyor hem onlar çok etkileniyor. Bir maneviyatı olan bir sektör bizim sektörümüz. Bu anlamda da hakikaten bir aşka hizmet ediyoruz. Evet. Bundan da gurur ve mutluluk duyuyoruz. Evet. Kaç personelle çalışıyorsunuz peki abi? Şu anda benim kendi işletmem Kahramanmaraş şubemizde 7 personelle hizmet veriyoruz. Kahramanmaraş halkına ve çevre illerimize, müşterilerimize. İstanbul'da da yaklaşık 25 personelimiz mevcut. Ciddi bir istihdam aslında. Hem bölgede hem İstanbul'da bakmış, evet, olduğumuz zaman. Evet. İstihdam anlamında gerçekten ciddi bir istihdam. Tabii bunun sorumluluk ve yükleri de bizim için mutlaka ağır. Ama Rabbim onlara layık olmayı bizlere nasip eyler, evet, inşallah. Bir aile yeri olmuş aslında burası. Bunu içeriye girince de anlayabiliyorsunuz. Evet. Yani kendimiz için de söyleyebiliriz bunu. Evet. Biz hac ve umre sektörü zaten dediğim gibi az önce de maneviyatı olan bir sektör. Evet. Biz müşterilerimizle hani çok belki hiç içerisinde olmayan, yaşamayan insanlar için farklı gelecek ama hac ve umre alışverişi yapmış insanlar beni daha iyi anlayacaklardır. Yani buraya, tamam, geldikleri mutlaka zaman evet ürün kalitesini arıyorlar. Çeşitlilik arıyorlar, fiyat arıyorlar ama evet, insanların öncelikleri buraya geldiğinde o işlerindeki mutluluğu paylaşabilecek güler yüzlü insanları arıyorlar. Evet. Ve buraya geldiklerinde bilgi alabilecekleri, anlayışla karşılanabilecekleri. Çünkü insan bir ayakkabıyı ömür boyu defalarca kez alabilir. Evet. Ama 30-35 yaşında yeri geliyor, 50 yaşında bir müşterimiz geliyor. Hayatında ilk kez ihram almaya gelmiş. İhramın ne demek olduğunu bilmiyor. Ya ihramı biliyor ama nasıl bir şey bilmiyor. Bir fikri yok. Evet. Siz onu karşılayıp ihram hakkında ona bilgi verdiğinizde, ihramı tanıttığınızda, o güler yüzle, o hizmetle ona hizmet ettiğinizde açıkçası çok şeye de bakmıyor yani fiyat vesairedir. Çünkü her şey zaten para değil bir kere. Aynen öyle. Her bilgi şey birikimi de zaten o anlamda kısıtlı. Frekans meselesi aslında biraz. Aynen öyle. Frekans, aynen öyle. Elektrik meselesi derler yani. Aynen öyle. Bence o. Peki bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz tabi? Yani buralarda olur muyum? Bundan sonra neler olur hedeflerde? Şimdi açıkçası ben yolun başındayım. Yani bizim hayaller daha büyük. Şöyle gireceğim sözünüze. Bu arada çok genç yaşta bu noktadasınız. Bu konuda da ayrıca tebrik ediyorum sizleri. Bir, evet, kere Maraş halkı çok şanslı. Sizler gibi esnaflarla beraber olduğu teşekkür için. Teşekkür ederim. Buyurun. Bizler de onlara hizmet ettiğimiz için çok şanslıyız. Ve benim en büyük şansım röportajımızın başında da söylediğiniz gibi ben babama çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere, kesinlikle, getiren. İsmini zikredelim burada. Mevlüt Yıldız. Mevlüt Yıldız abimize de selamlarımızı, evet, gönderelim. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun bende emeği çok büyük. Benim, mutlaka, ona da saygım ve sevgim sonsuz.
işimi bana sevdiren, bana mesleğimde bu imkanları sağlayan, ben 21 yaşındayım. Evet. Şu anda kendi işletmemin içerisinde, kendi işletmemi çeviren, kendi emeğimle bir şeyler yapmaya çalışan, bir yerlere gelmeye çalışan. Evet. Ve aynı zamanda bu bir ufuk meselesidir. Bu ufku bana açan babamdır. Aslında hepsi bir puzzle parçası gibi. Hepsi aynen. de bir araya toplanmış değil. Aynen öyle. Hedef de hiç bitmiyor değil mi Tabi? Hedef hiç bitmiyor. Dediğim gibi Mevlüt Yıldız gibi bir babanız varsa hedef hiç bitmiyor. Sürekli yenilik, yenilik, ufkunuz, yenilik. Aynen. Ufkunuz devamlı ileriye evet. dönük oluyor. Bizim sektörümüzde zaten bir ekol gibi oldu. Mevlüt evet. Yıldız ekolü. Ben aslında o ekolün bir parçasıyım. Biz de herkesi bu ailelerine buradan davet etmiş olalım efendim. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bu güzel şehrimize ederim. Kahramanmaraş'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Yıldız Hac'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.